Merhaba arkadaşlar, 28. dersimizle birlikteyiz. 28. dersimizin konusu zamirler, diğer ifadeyle adımlar. Evet, zamir adı deyince aklımıza ne gelecek arkadaşlar? Zamirler isimlerin yerine kullanılan sözcüklerdir. Yani ismi kaldırıyoruz, yerine farklı bir sözcük getiriyoruz ama o isim olmayacak. Biz bunlara ne diyoruz arkadaşlar? Zamir diyoruz. Hemen örnek bir cümlemiz var, bunu inceleyelim. Öğretmen sınıfa öğrencilerden önce gelmişti ifadesinde. Öğretmen sınıf ve öğrenciler sözcükleri birer isimdir. Bunun yerine arkadaşlar o buraya bizden önce gelmişti ifadesinde. O buraya ve bizden sözcüklerini koyarsak şu yukarıdaki sözcüklerin yerine o zaman bu sözcüklerimiz zamir olmuş olur. Evet, şimdi zamirlerimiz nelerdir? Hangi türler vardır? Bunları inceleyelim. Sözcük halinde zamirler ve ek halindeki zamirler olmak üzere zamirleri biz ikiye ayırıyoruz. Sözcük halindeki zamirler kişi, şahıs, dönüştürük, işaret zamirleri, belgisiz zamirler ve soru zamirleri olmak üzere kendi içerisinde dörde ayrılıyor. Ek halinde zamirler ise ilgi ve iyilik olmak üzere yine kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Evet, geliyoruz. Aşağıdan devam ediyoruz. Sözcük durumdaki zamirlerimiz. Evet, birinci zamir türümüz şahıs, yani diğer ifadeyle kişi zamirleri. Evet, insanların yerine kullanılan, insan isimlerinin yerine kullanılan zamirlerdir diyebiliyoruz. Bu zamirler ben, sen, o, biz, siz, onlar ve kendi zamirleridir. Sizler benim en iyi dostlarımsınız. Örneğinde olduğu için. Sen beni tanıyor musun? Tanıyor musun? Musun cümlesinde de baktığımızda sen de beni sözcükleri arkadaşlar birer zamirdir. Geçiyoruz. Aşağıda verilen cümleleri kişi zamirlerini kullanarak yeniden yazınız. Bir alıştırma var. Çocuklar bahçede güzel güzel oynuyor cümlesinde çocuklar yerine ne yazabiliriz arkadaşlar? Onlar sözcüğünü yazabilir miyiz? Yazabiliriz. Kardeşlerim ve ben anneme yardımcı olduk. Kardeşlerim ve benim yerine biz, anneme yerine ise ona şeklinde ne yapabiliriz? Zamir koyabiliriz. Yani biz ona yardımcı olmuyorduk. Şahıs zamirleriyle birlikte kullanılarak cümledeki anlamı pekiştiren kendi sözcüğü de kişi zamiri olarak değerlendirilir. Kendi sözcüğüne de aynı zamanda dönüştürük zamiri de denilir. Evet, anlamı pekiştiriyor. Asıl görevi bu arkadaşlar. Yemeği ben pişirdim, yemeği ben kendim pişirdim ifadesinde olduğu gibi bakın anlamı ne yapmıştır? Pekiştirmiştir. İkincisi işaret, diğer ifadeyle gösterme zamirleri. İsimlerin yerini işaret yoluyla tutan zamirlerdir. İşaret zamirleri bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, öteki, beriki ve diğeri zamirleridir. Şunu arkadaşına verir misin? Onları masaya bırakabilirsin. Cümlelerinde arkadaşlar isminin yerini işaret yoluyla tutmuş zamirler vardır. Evet, işaret bildiren sözcük isimden önce gelerek ismi işaret ederse işaret sıfatı olur. İşaret sıfatının yanındaki ismi düşürür ve ismin aldığı eki işaret bildiren sözcük sözcüğe getirirsek işareti zamiri yapmış oluruz. İşte bakıyoruz öteki soruyu sınavda da sormuşlar. Burada sıfat görevinde öteki sözcüğü ama soru ismi kaldırdığımızda ötekini şeklinde söylersek bu sefer bu işaret zamiri olarak ne yapmış olur? Söylenmiş olur. Evet arkadaşlar. Buraya kadar anladık değil mi? Evet. Aşağıdaki cümleler işaret sıfatı kullanılarak oluşturulmuştur. Yukarıdaki örneklerden de yararlanarak işaret sıfatlarını işaret zamirine dönüştürerek cümleleri yeniden yazınız. Bu şehir her mevsim hüzün kokar. Evet. Baktığımızda burada sıfat kullanılmış görüyorsunuz. Bunu yerine arkadaşlar burası diyebilir misiniz? Burası her mevsim hüzün kokar. Diğer insanlara benzemez bu yörenin halkı. Diğerlerine dersek işaret zamiri olarak kullanmış oluruz. O paketleri mutfağa taşıyalım, onları mutfağa taşıyalım dediğimizde yine işaret zamiri olarak ne yapmış oluruz arkadaşlar? Kullanmış oluruz. Geçiyoruz diğer kısma. Evet, o ve onlar sözcüğü. Evet, dikkat arkadaşlar, buna dikkat ediyoruz. O ve onlar sözcüğü bir insan ismini yerini tutuyorsa o zaman nedir arkadaşlar? O zaman tabii ki kişi zamiri. İnsan dışındaki varlıkların bir nesnenin yerini tutuyorsa o zaman işaret zamiri, buna dikkat ediyoruz. Onları lise kitaplarının olduğu rafa kaldırmıştım. Sözcüğüne insan yerine kullanılmadığı için işaret zamiridir bu. Akşamki yemeğe onlar da katılacakmış, kişi zamiri. O zor zamanlarımda bana her zaman destek olmuştur. Burada arkadaşlar bu nedir? Şahıs zamiri. İşaret zamiri olarak bir cümle kullanmamızı istiyor. Onu
onu yerine koy dediğimizde, yerine koy dediğimizde arkadaşlar burada da insan isminin yerine kullanılmadığı için işaret zamiri olarak kullanmış oluyoruz. Evet, üçüncü zamir türümüz belgisiz zamirler. İsimlerin yerini belirsizlik yoluyla kesin olmayacak şekilde tutan zamirlerdir. Başlıcaları arkadaşlar bazısı, kimi, çoğu, hepsi, birkaçı, birçoğu, tümü, tamamı, herkes, hiçbiri, filan, falan şey, şey mesela. Arkadaşlar bunlar belgisiz zamir olarak kullanılır. Her şey üzerime geliyor. Şey burada zaman. Herkes veya çoğu sözcüklerine baktığımız zaman isimlerin yerini belirsizlik yoluyla tuttuklarını görmekteyiz. Bundan dolayı bunlar belgisiz zamirdir. Evet, belgisizlik bildiren sözcük bir isimden önce gelirse belgisiz zamir olmaz tabii ki. İsmin yerini tuttuğunda olur. Eğer bir isimden önce gelirse, ismi belirtirse o zaman belgisiz sıfat olur. Bunu ne yapmayız arkadaşlar? Karıştırmamalıyız. Bazı öğrencilerde bakın bazı sözcü belgisiz sıfattır. Çünkü öğrenciler ismini belirtmiştir. Ama bazıları dediğimizde ismin yerine kullanılmıştır. Bu yüzden belgisiz zamirdir. Dördüncü zamir türümüze geliyoruz. Soru zamiri. Bunlar da ismin yerini, yani isimlerin yerini soru yoluyla tutan zamirlerdir. Esas soru zamirleri nelerdir arkadaşlar? Kim ve ne sorularıdır? Bunlara biz ne yaparız? Belli başlı ekleri gelerek sorularımızın yönünü değiştiririz. Mesela nere, nereye, nerede, nereden, kime, kimde, kimden, kimi, kaçı, kaçımız, hanginiz, hangileri çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Bunları sonuçta bu sorulara verilen cevaplar isimse eğer, isim türünde veya zamir türündeyse bu soruların hepsi nedir? Soru zamiridir. Buna dikkat ediniz. Hediye olarak sana ne almış? Bakın ismin yerini kullanmış değil mi? İsmin yerini tutmuş. Sorulara kim cevap verdi? İsmin yerini tutmuş. Nereye gidiyoruz? İsmin yerine. Hangisi hatalıydı? İsmin yerine. Yine ismin yerini soru yoluyla tutan sözcüklerdir bunlar. Ve verilen cevap ya zamirdir ya da isimdir. Bu çok önemli. Evet, ne kelimesinin için anlamına gelecek şekilde kullanılırsa soru zarfı olur. Buna dikkat ediyoruz. Ne alarsın? Benim zülfü siyahım. Burada niçin anlamında kullanıldığı için arkadaşlar nedir? Soru zarfıdır. Bunu normal zamirle karıştırmamak lazım. İsmin yerini tutması. Ne bakıp duruyor öyle? Yine soru zarfıdır. Buna dikkat ediyoruz. Soru zamiriyle kurulmuş bir cümleye cevap verdiğimizde cevap her zaman ya bir isim ya da bir zamir olacaktır. Daha öncesinde söylemiştir arkadaşlar. Buradaki örnekte de olduğu gibi. Evet, ek durumundaki zamirler nedir arkadaşlar bu? İlgi zamiri diyoruz. İlgi zamiri nedir? Yine isim tamlamalarında tamlananın yerini tutan ek halindeki çiğ zamiridir bu. Yani şöyle diyelim arkadaşlar. Tamlamada isim düştüğü zaman ismin yerini tutan çiğ varsa bu ilgi zamiri olan çiğdir. Mesela bizim arabamız sizinkinden eskidir cümlesinde sizin arabadan demek istiyor değil mi buradaki çiğ? O yüzden ilgi zamiridir. Eski bilgisayarların hafızası yeni telefonların hafızası kadar. Buradaki çiğ hafızanın yerini kullanmış. O yüzden ilgi zamiri. Ayşe'ninki benim bisikletimden daha yeni. Ayşe'nin bisikletinin yerine çiğ kullanılmış. Onun kaç sayfa onun kitabının yerine ne yapılmıştır? Kullanılmıştır. Evet arkadaşlar, geçiyoruz. Tabii burada iyelik zamirleri de var. Bunu da söylemeden geçmeyeceğim. İlgi zamiri yerine kullanılan diğer zamir türüdür bu. Ne arkadaşlar? İyelik zamirleri. Onu da söyleyelim. Onu başlık olarak buraya atılmamış çok şey değil. Yine biz söylemiş olalım iyelik zamirleri. İyelik zamirleri ise arkadaşlar bir isme gelerek o ismi kime ait olduğunu belirten iyelik ekleri var ya odur aslında. İşte kitabım dediğinizde kitabımdaki kime ait olduğunu biliyor. Benim anlamını taşıyor. O yüzden benim kitabım olduğu için buradaki nedir arkadaşlar? İyelik zamiridir. Evet. Geçiyoruz diğer kısma. Nedir? Alıştırma. Aşağıdaki cümlelerde ismin yerini işaret yoluyla tutan zamirler kullanılmıştır. Bu zamirleri bularak işaret ettiği varlığı belirtilen yere örnekteki gibi yazınız. Tembelliği artık beni yordu. Hep de böyleleri çıkar karşıma nedense. Böyleleri ifadesi ismin yerine ne yapılmıştır? Kullanılmıştır arkadaşlar. Bu yüzden bu bir zamirdir. İşaret yoluyla yerini tuttuğu varlık ise insanlardır arkadaşlar. Evet. Evet. Bu bilgisayar işini görmeyebilir, diğerini anlatırsın. Burada diğerini, zamirini görmektedir. Burada diğer bilgisayarı tutmaktadır. Türkiye işi benzeri olmayan bir ülke. Burası için ne canlar verildi? Burası zamirimizdir. Yani bu ülke anlamında kullanacağız. Sarı olan değil de beriki, yani berideki arabayı kastediyor. Bu oyuncakları senin için, şunları da kardeşin için aldım. Şunları zamirimizdir. Şu oyuncakları dediğimizde de işaret yoluyla tutan varlığı da belirtmiş oluruz. Tabakları dikkatle taşımalısın. Onlar benim için fazlaca değerli. O tabaklar benim için ifadesini kullandığımızda doğru bir şekilde yapmış oluruz.
Evet, diğer alıştırmamıza geçiyoruz. Aşağıda verilen cümlelerde geçen altı çizili isimlerin yerine zamir kullanarak cümleleri tekrar yazınız. Tarık hem çalışkan hem de dürüst birisiydi. O hem çalışkan hem de dürüst birisiydi. Evet, baktınız arkadaşlar. Tarık yerine neyi kullandık? O zamirini kullandık. Masanın üzerindeki çiçeği kaldır da tabakları koyalım. Burada arkadaşlar onları kaldır da bunları koyalım şeklinde yazabilir miyiz? Yazabiliriz. Ayakkabılar eskiyince yenilerini aldı. İşte onlar eskiyince, bunlar eskiyince, şunlar eskiyince diyebilirsiniz. Annemler için bir taksi çağıralım. Onlar için bir taksi, yani bunu çağıralım, şunu çağıralım şeklinde yazabilirsiniz. Kitapları sen ve Süleyman için aldım. Onları siz için aldım şeklinde söyleyebiliriz. Evet, diğer etkinliğimize bakıyoruz. Aşağıdaki cümlelerde yer alan zamirlerin altını çizerek uygun kutucuğu işaretleyiniz. Bazılarını ilk kez görüyordum. Bu cümlelerde arkadaşlar, bu cümlede bazılarının sözcüğünü görüyoruz. Bu ise arkadaşlar ismin yerini belirsizlik yoluyla tuttuğu için belgisiz zamirdir. Arkadaşlarından hangileri sporla ilgileniyor? Burada hangileri sözcüğünü görüyoruz? İsmin yerini soru yoluyla tuttuğu için soru zamiri. Bu akşam bu konuyu onunla konuşmamız gerekecek. Baktığımız zaman arkadaşlar onunla ifadesini görüyoruz. Bu da kişi yerine kullanıldığı için kişi zamiri. Kimileri beni duymadı sanırım. Burada arkadaşlar kimileri belirsizlik zamiri gördüğümüz gibi. Bir de arkadaşlar beni sözcüğünü görüyoruz. Bu da şahıs yerine kullanıldığı için belgisiz zamirdir. Sorularımıza kim cevap verecek? Burada soru yoluyla tuttuğu için zoru zamiri. Bunları yemeden dışarı çıkamazsın. Bunları ise arkadaşlar işaret yoluyla tuttuğu için ismi yerine işaret zamiridir. Evet arkadaşlar, alıştırma kısmını zannedersem bitirdik. Şimdi geldi birkaç tane sorumuzu çözmeye. Şöyle örnek soru çözelim arkadaşlar. Numaralanmış cümlelerin hangisinde yanında verilen zamir türünün örneği yoktur? Bugünlerde bizimle konuşmuyor. Burada arkadaşlar bizimle ifadesi şahıs zamiri. Doğru. Çantalarınızı şuraya koyabilirsiniz. İşaret olarak tutmuştur. Ancak belgisiz yazıyor. Yanlış. Evet, cevabımız buna göre B seçeneği olacaktır. Evet, geçiyoruz ikinci sorumuza da bakalım. Numaralanmış dizelerin hangisinde ismin yerini tutan bir sözcük kullanılmıştır? Annemlere bizden selam söylemeyi unutma. Hala eski dostlukların yaşandığı bir yer var mı acaba? Seviyeli sorularınızı bekliyorum. Bu şehirde yaşamak istiyor musun? Evet, baktığımızda arkadaşlar ismin yerini tutan sözcük hangisi olabilir? Evet, A seçeneğinde bizden sözcüğünü görmekteyiz. Bizden sözcüğü nedir? O ve ben, değil mi? İki kişinin ya da birden çok kişinin yerine kullanılmış bir sözcüktür. Bundan dolayı cevabımız ne olmalıdır? A seçeneği olmalıdır. Evet, geçiyoruz diğerine. Üçüncü sorumuza başlıyoruz. Üçüncü sorumuza da hangisinde zamir yoktur seçeneğini görmektesiniz. Yani ismin yerine kullanılan sözcük olup olmadı. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. Buradaki o ve benim sözcükleri birer zamirdir. B seçeneğinde bu yolda herkes ey delikanlı. Evet, buradaki herkes arkadaşlar ismin yerini belirsizlik yoluyla tutmuştur. Bundan dolayı belgisiz zamirdir. Buradaki bu sözcüğünü karıştırmayalım. Bu ise yolun sıfatıdır. Dikkat. Bu tümsekte de yine aynı şekilde tümseyen sıfatıdır. Buna da dikkat ediyoruz. D seçeneğine bakıyoruz. Bizi hiç tasarı görmez bu yerler. Yiğitler ölürken bile gülerler. Burada arkadaşlar bizi sözcüğü yine ismin yerine kullanılan bir zamirdir. Bundan hareketle cevabımız arkadaşlar zamir olmayan seçeneğimiz D olmalıdır. Evet, dersimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere.